Kilit ve hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Hoyok Modu serimizin yeni bir bölümünde arkadaşlarım. Great for Redux modu ile kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Şimdi bana soracaksınız diyeceksiniz ki hocam sen niye 1910 yılındasın? Sen neden bizim Ahmet Nihat, ee, mühendis Ahmet Nihat yolunu oynamıyorsun? Arkadaşlarım Üzgürüm. Ahmet Nihat yolunun devamı gelmeyecek. Çünkü bana hem Steam'den hem de yorumlardan yazmışsınız demişsiniz ki Borçlar artık ödenmiyor. Yani İsrail'i sattığın an sıfırlanan borçların artık sadece 5 milyon yani 5 milyon azalıyor. Borçların sıfırlanmıyor dediniz. Ben de biliyorsunuz o bölümün şeyiyle aç arkadaşlarım arkadaşlar biliyorsunuz insanlar aç gözlüdür. Ee, gittik 80 milyon borç yaptık. 80 milyon borcun 5 milyonu gidince yani 140 konsumukusa bir bok yenmeyeceğine göre arkadaşlarım Ahmet Nihat serisinin sonuna geldik. Mustafa Kemal serisinin e, 4. bölümünü çekmiştik biliyorsunuz en son. 5. bölümü gelmeyecek arkadaşlar. Neden gelmeyecek? Çünkü e, girdim. Kurtuluş Savaşı yapmaya çalıştım. Kurtuluş Savaşı sırasında hani daha Kurtuluş Savaşı başlamadan savaşa giriştim arkadaşlarım. Hiç güzel bir Kurtuluş Savaşı serisi olmadığı için ona da bir son verdik. Artık temiz bir başlangıç, temiz bir sayfa olarak arkadaşlar. İttihat Terakki Fırkası gideceğiz. İttihat Terakki Fırkası için de Enver Paşa yoluna gitmeye çalışacağız. Önerilerinizi dikkate aldım arkadaşlarım. Elimden geldiği kadar bir kelimeyi, bir cümleyi bir kere söylemeye çalışacağım Umarım bunda başarılı olurum ee, Hani ben yanlışımı düzelteyim diye aslında onları söylüyorum ama hakikaten kendi yorumda izleyince arkadaşlarım kendime stilt oldum Ben de şimdiye kadar bunu yaptığım için özür dilerim sizlerden hemen videomuza giriş yapalım şimdiki hemen biliyorsunuz arkadaşlarım ben tirimizin birçok kısmını bir şekilde gerek iki seride de tanıttım. Şimdi sizlere ne yapacağız? Ben videoya başlangıç yerlerimi göstereceğim. Sizlere şu şekilde başlangıç researchlerimizi yapalım dostlarım. Başlangıç researchlerimi, başlangıç fabrika atış yerlerimi sizlere ben göstereceğim. Ondan sonra hocam ben gideceğim abi. Ee, videoyu keseceğim. Ben size hangi kısmı göstereceğim arkadaşlar bir daha geldiğimde. Ara ara fokusları göstereceğim arkadaşlar. hani zaten hep yaptığım şeyler olduğu için. Bunları da size ezberlediğiniz için arkadaşlarım Sizi baymadan hızlı hızlı Enver Paşa yoluna gideceğiz. Önemli yerlerde ben videoyu açacağım. Mesela şimdi Erkan bir reformdan başlayacağım arkadaşlarım. Buraya gideceğim, buraya gideceğim. Bu fokusa gidene kadar durmadan gideceğiz arkadaşlarım. Hemen durmadan gideceğiz. Orada mikrofonun önü düştü. Kusura bakmayın. Mikrofonun önü de e, mikrofonu aldığım gün arkadaşlar yere düşürdüm. Birazcık kırıldı. Eee... Yapacak bir şey yok. Böyle bir arada düşüyor. Ben yerine geri koyuyorum. O da arada kusura bakmayın kötü bir ses çıktıysa. Hemen bu şekilde yerlerimize geçeceğiz. Debug, smooth ve weather kodumuzu yazdıktan sonra artık oyunumuza başlayabiliriz arkadaşlar. Ben artık videoyu şak diye kesiyorum. Sıradaki fokus tamamlanınca görüşmek üzere. Evet ilk fokusum tamamlandı. Aslında sizlerle e, ilerideki fokuslarda geçecektim video ama bir hata yaptık. Ben Balkan Savaşı'nı kazanmaya odaklanacağım. Çünkü... Balkanları terk etmek istemiyorum dostlarım. O yüzden bir sapla inşa edelim arkadaşlarım buralara. Şöyle gördüğünüz üzere sapla yaplarımızı bir Bulgaristan bir de Sırbistan sırrında sapla yaplarımızı attık. Yolumuzu şöyle halledelim dostlarım. Bir tane yol böyle yeterli olacaktır. Bir de Serlik'ten çıkan bir yol. Buradan Arnavutluğa buradan da yeni atacağımız sapla ulaşırsa bizden iyisi yok deyip arkadaşlarım. Bu şekilde inşaatımızı almayacağız. Sapla atıyoruz full. Ee, sivil atmıyoruz oyun başı. Ekonominin tamamını ...ikmale, ikmal etmeye harcayacağım. Evet, fokusumu sağlamak üzere... ...bir yandan da arkadaşlarım... E, ...Almanlardan borç karşılığı 5000 tüfek aldım. Çünkü tüfeğe ihtiyacım var. O borcu biz bir şekilde öderiz. yani 80 milyon yapmadıkça o borç ödenir arkadaşlarım. Eğer 80 milyon yaparsak da ancak o dönem... E, ...o, o dönem demeyeyim... ...o borç özel döneminde biter. E, arkadaşlar biliyorsunuz Yeşil Osmanlı... ...yani Ahmet Nihat Osmanlısı yaptığımızda... ...liberal yola gitmiştim. Liberal yolu ben pek... Beğendim de beğenmedim. Beğendim. Borçlarım sıfırlay da 10 yol ama borçlarımı sıfırlayamadığıma göre arkadaşlarım devletçilik yolu bana daha ala geliyor. Devletçilik yolu gideceğiz bu yüzden. Ee, kararlardan şu anlık bir şeye tıklamıyorum. Hemen army modernization'a tıklayalım. Army modernization'dan debuff'ımızı Yavaş yavaş silelim. Evet, Asir'de de isyan çıkmaya başladı. Şu debuff ne derseniz, önceki videolarımı izleyenler zaten bilir, bilmeyenler için arkadaşlarım. Bu debuff, Geçmiş Çağın Ordusu isimli debuff'ımız. Hani, bizim ordumuzun daha eski çağlara uygun olduğuna, hani tam güncel dönemi yakalayamadığına dair bir debuff. Gerçekten de, ordumuzu güncel döneme yakalandırmak, yakalattırmak için arkadaşlarım, belirli belirli modernizasyon hareketleri yapıyoruz, evet. Devreçirik fokusumuzda tamamlamak üzere devreçiliği de hallettik. Hemen buradan Industrial Development gidelim dostlarım. Ee, ekonomi durumumuz şu an iyi. Bir yandan da saplayaplarımız inşa olunuyor. bir şeyi var mı? Yok. Ekonomi politisi sadece Silver Train alma var. Silver Train alalım abi. X Vestibility'den bir şey olmaz. Silver Train alalım. Dostlarım videoyu tekrardan kesiyorum. Nerede görüşeceğiz sizlerle tekrardan bakacak olursam? Ee, şu hidroelektrik santral fokusunda görüşmek üzere tekrardan Evet. Fokusumuzun da tamamlamasına az kaldı dostlarım. Bir yandan artık Trabluskarp Savaşı'na hazırlanalım. Biliyorsunuz Trabluskarp'ı biz e, İtalyanlara terk etmemeyi düşünüyoruz. Şöyle 4 Division buraya şu şekilde. Benim Trabluskarp taktiğini bilenler bilir. Ee, rahatlıkla bu taktik sayesinde Trabluskarp'ı savunabiliyoruz. Evet fokusumuz da tamamlandı. Hemen yeni petrol şirketlere gidelim. 1 Division buraya. 1 Division buraya. Geri kalan Kaç division? 3, 4, 5, 6 division'ım ise e, Trablus'a doğru ilerlesinler. Bu divisionlarımıza komutanlık etmesi için Mustafa Kemal Paşa'yı görevlendiriyoruz. Mustafa Kemal Paşa'm buralara sahip çıkar umarım. Evet. Videomuzu tekrardan keselim dostlarım. E, Anatolian Industrial Revolution'da görüşmek üzere. Evet. Fokuslarımı sağlamak üzere dostlarım. Dediğim gibi sadece bu şekilde ekonomi fokuslarımı ilerledim. Bir yandan da sizlere bir şey söylemek istiyorum. 50 politik kavramı biriksin. Buradan tekel isimli, reji isimli e, azaltan şirkete de alıyorum. Bir yandan ben geçen arkadaşlar şunu fark ettiğim videoyla alakası birazcık ama Ziraat Bankası'na gitmiştim. Ziraat Bankası'na sıra bekliyordum. Duvarda Ziraat Bankası'nın logosu vardı. Ziraat Bankası'nın şöyle bir logosunu inceleyeyim dedim. Ne fark ettim biliyor musunuz? Aslında Ziraat Bankası'nın logosu ZB yazıyor abi. Yani ZB Ziraat Bankası'nın kısaltı olarak Ziraat Bankası ZB yazıyor. Bunu fark ettim. Bunu şimdi mi fark ettiniz? Yoksa daha önce fark etmiş miydiniz? Hakikaten bu önemli bir soru abi. Baksanıza hakikaten ZB yazmıyor ama şurası Z, şurası B. Ben bunu orada fark ettim abi. Hani e, işte logo yapımının önemi birazcık da e, ben yeni fark ettim gerçekten. Şimdi siz fark etmesin, fark etmediyseniz de fark edin diye bir söyleyeyim dedim. Bir yandan da Trabzonspor Savaşı ilgilenelim bakalım. Trabzonspor Savaşı zaten basit bir olay arkadaşlar. Evet. E, Sadrazam değişimi yaptık arkadaşlar. Vezir Azam değişimi yaptık. Bir yandan da e, İtalyanlar bize saldırdılar. Hemen onlara bir kontratak gerçekleştirelim dostlarım. Aa, Sadrın Balkanza çıkarmaydım. Umarım atamaz o çıkarmayı. Umarım atamaz o çıkarmayı. Çünkü arkadaşlarım bazı arkadaşlarım bana diyorlar ki e, Hocam Trabzonspor Savaşı'nı kazanamıyorum. Neden kazanamıyorsun? E, kazanamıyorum bir şekilde. İtalya, İtaly İtaly peace pis atmıyor. İtalya'nın pis atmasını sağlamak istiyorsanız dostlarım İtalya'ya bir toprak dahi vermemeniz gerekiyor. İtalya bir toprak dahi yere geçirirse e, pis, attırıyor, pis atmıyor arkadaşlarım. Bu yüzden İtalya'ya bir toprak dahi verdirmemeniz gerekiyor. Armodernization gidemiyorum galiba artık. Evet modernizasyonun gidirmeyen kısmına varmış bulunmaktayız. Hemen abi şöyle 3 e, division buraya gelsin. Geri kalan 2 division da buraya gelsin. Biz Bingaz'dan ittik diye oradan itmedik ya. <laughs> dur lan buraya da çıkarmayız. Dur 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 koş koş koş. Hayır hayır o limana bırakma o limana bırakma abi. O limana bırakma unuttum lan. Çıkarmayı hala. Nevi de koyalım. Herif çıkarma atamasın. Arkadaşlar sakın sakın sakın. Destek yollayın ama limanı boş bırakmayın. Çok büyük eşeklik yapıyordum az kalsın çok büyük eşeklik yapıyorsun, yapıyordum az kalsın. Tamamdır Cici. Ee, Arnavut diye bir şey tanımıyoruz dedik buradan da. Evet şimdi bir de burada isyan çıktı abi. Asir isyanı çıktı. Hemen Asir isyanına 4 division gönderelim şu şekilde. Ee, geri kalan divisionlarımız da ana yurda dönebilirler dostlarım. Trabzus Savaşı'nı kazandık. Hemen 4 division oraya gitsin. Geri kalan division oraya gitsin. Almanya'dan tekrardan tüfek satın alalım. Bu arada dostlarım eğer Trabzus Kavs Savaşı'nda İtalya'yı yenerseniz İtalyanlar sizin 2 milyon borcunuzu ödüyor. Bu da tatlı ve güzel bir olay. 2 milyon borcunun kim ödenmesini istemez ki ben isterim aga Bora asir sıkıntı asir kafama vuruyor vura geliyor şu an Asil bir anda pis attırabilir kendiyle bana Hani Ben istemesem bile Şu an bayağı içimde ilerledi ya Mekanik vardır belki pis mi satarız korkunç Bora arkadaşlarım sapla yaplarımızda inşa oldu Şu anda çok sağlam bir Tren yolu döşemiş bulunmaktayız Bu tren yoluyla birlikte Balkanlarda dehşet saçacağız En azından düşmanlarımıza saçacağız Evet ee, Asir bana counter atak atıyor abi. Asirciğim canım benim nasılsın? Hemen şöyle seni bir yarayıp Sabyan'a doğru bir Sabyan'ı ele geçireyim dostum. Evet arkadaşlarım 4 militeri fabrikamızı da buradan ele geç alacağız şimdi. Mamuretül Aziz'e atacakmış. Mamuretül Aziz. Buraya da counter atak hızlıca. Evet, çok güzel. Ee, buradan artık bir şey gitmeme gerek yok sanırım. Ufak ufak gitsek mi? Evet 31 Mart vakasının sonrası fokusumuza gidelim arkadaşlar. Yavaş yavaş artık bu fokuslarımıza yerleyelim değil mi? Evet bir division da buraya gelsin. Asir'in divisionları paket etsin ve evet Asir'i düşürdük arkadaşlarım. Asir'i düşürmek basit. Asil isyanı basit bir isyan. Herif 3 divisionla çıkıyor zaten ortaya. E, o sizin yemenize yürüyene kadar arkadaşlar siz onu yiyorsunuz. O sizin yemeğinizi yiyene kadar siz onu yiyorsunuz. Çok güzel olay. Şimdi divisionlarımızı ayarlayacak olursak şu şekilde. 32 division. 8 divisionı buraya ayır. 24 ana saldırı divisionımız Mustafa Kemal Paşa ile birlikte e, Sırbistan sınırı Mahmut Şevket Paşa ile birleşsinler. Ardından e, güzel iki divisionımız artı olarak geri kalan güzel divisionlarım 8 buradan. Artı olarak şu tüfek alayları 19 division. Bulgaristan sınırına sadece savunacaksınız. Hatta sizi 5 abi. Size hecin süvar veririm 2 tane. 3 e, tane de bunlardan veririm. Çok güzel. Artı olarak 10 divisionım Yunan sınırına geri kalan e, bir 3 daha veririm bu Yunan şey sınırına Yunan sınırına. Ondan sonra 7 Division'da buraya gelecek olursa arkadaşlarım biz bu işi hallederiz abi. Çok güzel bir şekilde biz bu işi hallederiz. Etrişin yiyoruz yalnız. Hoş değil bu. Etrişin yemememiz lazım. Ee, birazcık şöyle iki yol atalım arkadaşlarım. Daha iyi saplaya salasınlar bizlere. Evet. Glory to the Action Army. Hareket ordusunu, hareket ordusunun şanı gibi bir çeviri olabilir. Veya Glory to the Action Army. Neyse. Neyse çok önemli değil çevirisi. Şu şekilde gelecek olursak. 14-7. Ahmet Cemal Paşa'm. Ee, Cevat Paşam. Aslında Cevat Paşa'yı mareşal yapabiliriz dostlarım. Cevat Çobanlı Paşam'ı. Neden yapıyoruz? Çünkü kendisinde Brilliant Stratejist var. E, ee, Kenan Paşa'mı normal kullanayım. Cevat Paşa'mı Brilliant Stratejist yapalım. Buradan da bunun yerine Fahrettin Altay'ı kullanalım arkadaşlar. Mahmut Şevket Paşa'nın yerine de Cevat Paşa'yı atayalım. Ona da agresif asoltur artı ofensif doktrin verecek olursak ordumuzu 10 numara kurmuş olacağız dostlarım. Ee, yollar inşa oluyor. Umarım Etrişin sorunu ortadan kalkar. Etrişin yemem umarım ya. Etrişine hiç tüfek kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Evet seçim ve eventler geliyor abi. Seçim maçı eventleri geliyor. Çok önemli değil bunlar. Eee, 436. Ne gidebiliriz abi? 1910. Abi çok tek. Çok geri tekler ya. Çok geri tekler abi. 24 division. O zaman bunu 4 tanesini yollayayım uzaklara. 4 tanesini şuraya gönderelim dostlarım. Etişin yemeyelim en azından. Gerçi oraya geldirdik daha iyi olmadı. Eee, Yunan sınırına gönderelim. Hala etişiniyoruz burada bak. Abi hoş değil bu iş ama. Ben karşı alamayacağım oğlum buradan. Heh, bir adam daha yollayayım hadi. Tamamdır. Etriş'in sorunu çözüldü sanırım değil mi? Hala var. Nerede var? Yunan sınırında var bu sefer. Ee, o zaman Yunan sınırını nasıl yapalım? Ulan Yunan sınırında nasıl yapacağız? O zaman şöyle yapalım. Ee, 8 division ayrı gelsin. Esat Paşa'm buyurun İzmir'de takılın siz. 10 division savunsun burayı. 10 division savunsun burayı. Etriş'in yemezlerdi de onlar değil mi? Heh, onlar da Etriş'in yemiyor galiba. Çok iyi. Bir yandan da tek giderim arkadaşlar. 300 günlük şu teke giderim. Evet Glory to the Action Army gittik. bir ofisası giderim. Bir yandan advice almam gerekiyor. Advice alalım hemen. Butcher arkadaşlar. Butcher alacağız. Cemal Paşa'mızın alıyoruz. Cemal Paşa'mız bize isyanlarda yardımcı olacakmış. Evet şu an tüfek eksiğim yok. Hiçbir eksiğim yok bir şekilde. Bitiren eksiğimiz var. O da çok önemli değil. Abi şurası çok sıkıntı. Attrition yediriyor bana ya. Çekilirim o dağdan. O dağdan çekilirim. Şöyle yapalım abi. Et yemeyecek şekilde hiç yemek istemiyorum. Tamamdır çok güzel. Yunanlar iki tayyalı gelebilir önemli değil arkadaşlar. Yeter ki etişin Yeter ki tüfek kaybolmasın. Önemli olan bu. Çok güzel. Üst kısmı var muyuz? Tamamdır ordumuzu tam yerine oturttuk. Arkadaşlar ben etişinden niye bu kadar nefret ediyorum? Çünkü gereksiz yere bir sürü tüfeğimi ha, e pitch ediyor bu durum. Bu kadar tüfeğin piç olmasına gerek yok. E bu kadar durum için durumluluk içinde durumsuzluk yaşamaya gerek yok. Harbi officer fokusumuz da tamamdı. Reaffirm firm loyal to the army. Gidelim. Ee, artık videoyu herhalde ufaktan bir kesebiliriz. Ee, sonra ben yavaş yavaş şu fokusa gidelim arkadaşlar. Zaten şu an bir şey yapmıyoruz. Tek yaptığımız şey... o armlojistik Halil Kutpaşa'yı alayım. Halil Kutpaşa'yı alalım elbette. Abi hala yetişiniyoruz şurada ama yapma. Ara ara iletişim bir kapımı tıklıyor abi. Hoş değil o yetişin sorunu. Kanka yaşamayın ama onu değil mi? Yaşamayın be kanka onu. Yetmiyor mu? Hmm. Election of Clubs. Evet. İttihat-terakki victory fokusumuz da tamamlandı. İttihat-terakki bir kez daha... Seçimi kazandı dostlarım. İttir Terakki Victory Fox'unu tamamlandı. Ulan bu Fox'u tekrar o Fox'u tamamladı. satayım. Neyse çok önemli değil. Çok önemli değil dostlarım. Biz buff'ımızı alalım da. Bizim için önemli olan o. Tamamdır. İttir Terakki Victory fokusuna doğru açtık. Şimdi artık ne yapabiliriz? Ottoman Public Debt Administration gideyim. Bir yandan da gözünüz önünde bir advisor alalım abi. Rootless Revanchist. Uuu. Serhat Paşa'nın buff'lara bak be. Gidelim. Tarat Paşa'nın buffları iyiymiş. Tarat Paşa'yı alalım. Yavaş yavaş 3 Paşa'yı topladık bu arada. Buraya bir Enver Paşa alsam 3 Paşa'yı toplamış olacağız bizim e, hükümete. Neyse arkadaşlarım e, 50 güne de darbe yapacağız zaten. E, videoyu bir keserim hadi bakalım. Evet Balkan savaşları yakında başlayacak dostlarım. Sırbistan'ın bize casus fiyatına dair bildirim geldi. Bu arada video kesikken Halaskar zabitenler yani hürriyet ve itirafçılar bize darbe yaptı. Artık hükümetimizin başında sadrazam olarak vezir-i azam olarak Ahmet Muhtar Paşa bulunuyor. Kendisinin baflarını ben çok beğeniyorum. Division Attack, Division defansı falan bulunuyor. Gayet güzel bir hükümet başı diyebiliriz. Fakat o da yakında darbe yiyecek arkadaşlar. Hayır hazırlıklı olsun. Şimdi burada investment muhabbetleri var. İstersek dışarıdan investment alabiliyoruz. German Investment olsun. İtalyan investment olsun. Bunlara gerek yok. Bir tur daha ben Alman tüfeği almak istiyorum. Ondan sonra İsrail'in satışı kısmına gideceğim ve birlikte bir test yapmış olacağız arkadaşlar. Benim düşünceme göre liberal yola giderseniz İsrail'i satarsanız borcunuzu sadece 5 milyonunu ödüyor. Ama devletçi yola gidip İsrail'i satarsanız bana göre borcunuzun tamamını ödüyor. Veya farklı bir kodlama var arkadaşlar. Hepsini öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz. Ee, ya şey de olabilir şimdi. Hani borcun 20 milyonun üstündeyse sadece 5 milyonunu da ödüyor olabilir. Benim dediğim o mantık da oluyor, Mantığa da göre olabilir. İnananı bilmiyorum ama deneyeceğiz şimdi dostlarım. Deneyeceğiz şimdi. Devletçi yol gittim. Ee, evet Balkan Lig bana saldırdı. Devletçi yol gittim. 6785 milyon borcum var. İsa'yı satmaya gidiyorum. Hadi bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar bu arada ilk Balkan Savaşı çıktığında Army'in Chaos debuff'ımız var. Çok ağır bir şekilde debuff'lıyız. Çok ağır bir şekilde de saldırıyoruz şu anda. Glory to Harbi Officers. Bir tur daha buff verebiliyor muyuz kendimize? Harbi Officers'a bayağı buff değil mi zaten şu an? Aa, buff'a gitmiş. Evet, hükümet çöktü arkadaşlar. İngiliz Kamil geldi. Ya hükümet iyice çöktü şu an. Artı Armin Chaos var. Artı Harbi Officers benden nefret ediyor. Bu hoş değil ama. Bu hoş değil. Trench Warfare. Buna gidelim. Ee, bir yandan bunu alalım. Bir yandan e, kusura bakmayın ama şuradan bir military teorist alayım. Bu arada aldığım gitmiş oğlum. Tayyat Paşa falan gitmiş anasını satayım. Boşa mı aldık ya? Hoş değil. O kadar advisor almıştık. Hoş değil bu. Hemen arkadaşlar Belgrad'ın önüne doğru yaralım. Belgrad'a doğru yarış gerçekleştirelim. Bulgaristan bizi yarsa bile bir şey olmaz. Çok önemli değil abi. Çok önemli değil Bulgaristan yarabilir bize. Hatta Bulgaristan niye bizi yarıyor kardeşim? Asker çekelim şuralara. Asker çekelim oralara değil mi? Bir yandan da evet Sırbistan sınırımız iyi durumda. Uçak çekelim bir de biz buraya. uçak çekmemişiz. Bir uçak verelim şuralara. Evet sağdan Balkanza. Borcumuz sıfırladı mı? Evet, borcumuz sıfırladı. Biliyorsunuz borcum bayağı vardı. Borcu sıfırladı direkt herif. Güzel. Demek ki devletçi yolda borcu sıfırlayabiliyor. Devletçi yolda borcu sıfırlayabiliyor veya ben... inanın bilmiyorum dostlarım. İnanın bilmiyorum. Ee, borcunuzdan sıfırladık mı? Sıfırladık abi. Konsum kutusumuz rahatladı. Hemen buradan bir... E, ...foregin designer alalım. Altı konsum kutsumuz var. Durumumuz bayağı iyi. Uçak çekelim bir yandan da. Hop buraya uçak gelsin. Dört tane de. Yeşil ise yeter. dostlarım. Yeşil ise yeter. Evet, import for Eigen advisors. Tamamdır. Buradan basitçe ne yarayacağız abi? Basitçe ne yarayacağız buradan? Yarabilirsek tabi. Hop. Bir tane daha doktrin giderim abi. Güzel vuruyoruz buraya. Buraya güzel vuruyoruz. Yarayacak gibiyiz. Yarayacak gibiyiz burayı. Hemen ee, buraya doğru atlarsak çok iyi olur. Nişe doğru atlayabilirsem çok başarılı oluruz. Sen de buraya vur. Sen de buraya vur paşam. Sen de buraya vur paşam. Sen burayı kaybı paşam. Herhalde bu işi çare edeceğiz dostlarım biz. Ee, bir yandan da radyo 2 gidelim. Çok güzel tamamdır. Güzel bir saldırı gerçekleşiyoruz. Buraya bir counter atak atalım. Her yeri ediyoruz dostlarım. Bir yandan da heriflere kaçma şansı vermiyoruz. Evet yeni silah kontratları gidiyoruz fokus olarak. Düşmanımıza kaçma şansı vermiyoruz dostlarım. Asker kaydırma şansı vermiyoruz. Her yerden saldırı gerçekleşiyoruz. Kemal Paşam da infantry expert oldu bu arada. Çok güzel. Evet, Kenpaşa'da Paşa'da infantry expert'ımızı verdik. Artı 10 infantry atayla birlikte bize cephede rahatlık sağlayacaktır. Hemen buraya counterlayın bir daha çocuklar. Geçiş vermeyin oradan, geçiş verdirmeyin oradan. Çok güzel yardık, çok güzel bir yarış harekatı, çok güzel bir yarım harekatı. Nişe doğru inebilirsem bizden iyisi yok arkadaşlar, nişe doğru inebilirsek. Gerçekten bizden iyisi yok nişe doğru inebilirsem. Çok başarılı, çok başarılı. Buraya doğru inerseniz çok güzel olur ordum. Bu da olur, bu da olur. Çok, çok kötü değil durum, çok kötü değil durum. Berga'da güzel sıkıştırdık diyebiliriz. Şu an Sırbistan'ı ikiye böldük arkadaşlar. Büyük bir kısmını ikiye böldük. Evet yeni silah kontratları. Import dependency. ha, Tüfek alımı şeyi artıyor. Alım kararı daha fazla verdirecek. Tamamdır. Asker kaydırabilirim bu arada buralara. Elif abi beni yarayacak şuradan mesela. Hemen kaydıralım kaydıralım kaydıralım. Tank offensive support. Çok güzel. Berga'da girmem lazım dostlarım artık. Evet bir tane daha darbedik arkadaşlar. Mahmut Şevket Paşa. Hoş geldiniz efendim. Mahmut Şevket Paşa yolumuzda açıldı arkadaşlar. İstersem şu anda e, Enver Paşa yoluna, ye, yolu yerine Mahmut Şevket Paşa yoluna demokrasiyi koruma yoluna ilerleyebiliyorum. E, ama istersek tabi. İstiyor muyuz? Enver Paşa dedik. Enver Paşa arkadaşlar. Abi şimdi benim 8 division'ıma ihtiyacım var. E, Esat Paşam siz division'ınızı çabuk kaydın efendim buralara. Buraya gir abi çabucak. Heriflere toprak moprak vermek yok kardeşim. Toprak moprak vermek yok. Tamam dur çok güzel. Devam edin. Paşam çok hiç içten gelmeyerek yürüme devam edin dediniz. Korktum vallahi. Parladın. Tamam çok güzel Berga'da aldık. Düştü mü düşmez elbette. Nişi istiyor benden. Emreden. Nişi alırız bir şekilde dostlarım. Nişi alırız bir şekilde. Evet fokusumuz da tamamlandı. Hemen dostlarım buradan Damascus Maneuvers giderim. Ardan nişi zorlamam lazım benim. Ucundan ucundan. Nişi zorlayalım abi hızlıca. Nişi zorlayalım abi. Aa askerlik kaydı da hayvan gibi. Düşer ki bu herif. Düşecek gibi durur. Düşecek gibi duruyor hatta. E, düştü. Düşmedi. Nişi istiyor. Niş şartı var şu an galiba. Çok fena etrafını sardı Sırbistan'ın. Şu paketi de kapatmak üzereyim. Çok fena etrafı sarıldı Sırbistan'ın dostlarım. Çok fena etrafı sarıldı. Çok fena defterini durdum Sırbistan senin. Çok fena defterini durdum. Amir'e grouping expert aldım bir de. İzzettin çalışlar değil mi? İzzettin çalışları da aldık dostlarım. Abi yalnız bu nişi biz nasıl yok edeceğiz inanın bilmiyorum ya. İnanın bilmiyorum. Şuradan sofiye Mofya maymunlasak ne olacak? Okey bu da maymunladık abi. Bunun geçmesine izin versem. Hmm hoş değil. Evet cepheyi doldurur hızlıca. Ama en azından bakın Bulgaristan buradan çekilmek zorunda kaldı arkadaşlar. Korktu da çekilmek zorunda kaldı. En azından cepheyi ufalttık. Fark ettiyseniz cephe ufaldı. Güzel. Paketi kapatın çocuklar. Ne paketmiş arkadaş. Yalnız nişte düşecek gibi değil ha. İzin vereyim mi işten asker kaçırsın? İzin vereyim mi işten asker kaçırsın? Oha tüm ordusunu kaçırıyor. Vay geri zekalı. Görüşürüz Sırbistan seni tanımak güzeldi, dostum. Bye bye. güzel dostum. Bay bay. Güzel. ya bazen izin vereceksin abi. Eee bazen izin vereceksin abi. Hani ne yapması gerektiğine bir bakacak. Karar verecek abi. Kara mekanizmasına bakacak. Kodlamasına bakacak. Ondan sonra kapıda olacak arkadaşlarım. Teşekkürler Aya'ya izin verdiğin için bana. Aslında şunu tüm orduyu bir salalım buraya. Ondan sonra herkesi Cevat Paşa'mın emrinde, Cevat Çoban da Paşa'mın emrinde. Hemen buraya verelim. Ondan sonra dostlarım bir şeyi düşerim değil mi? Bulgaristan'ı bir düşürelim. Ha 18'de öyle yapma ama çok fazla etişin yersin öyle. Kaç kay eksiğimiz oldu? İyi bayağı çok bir eksiğim yokmuş abi. Çok bir eksiğim yokmuş. Hızlıca herkes yerine, hızlıca buff'ımıza gidelim. Hızlıca fire power alalım dostlarım. Ee, şu an iyiyiz gibi. İyiyiz gibi. Abi yürümeye devam edelim de. Allah'a şükür devam ettim yürümeye. Allah'a şükür yürümeye devam ettim abi. Tamamdır. Counter atak yemem hiç önemli değil abi. Her yerde kantılanabiliriz, Hiç önemli değil. Biz de counterlayalım onları. Biz de counterlayalım dostlarım onları. Ee, bir yandan şey gidiyoruz. Bir yandan da abi. Şimdilik. Interrogate foregin command. Ee, purify army from foreginers. Ee, purify army from foreginers gideceğim ya. Bu ne demek oluyor arkadaşlarım? Dışarıdan gelen e, bizi adam etmek için getirten adamları. Adamlardan orduyu arındırıyoruz. Muhabbet bu abi. Hani dışarıdan ordumuzu adam etmek için kişiler getirtiliyor ya. Uzmanlar getirtiliyor arkadaşlarım. Ha, Onları alıyoruz. Kardeşim size ihtiyacımız kalmadı. Siz bir gidin diyoruz. Onları ordumuzdan arındırıyoruz dostlarım. Ee, size ihtiyacımız yok kardeşim. Ki zaten böyle baya birisi geliyor. Hem Almanya'dan hem e, İngilizlerden. Baya bir yerden birileri geliyor. Bu arada evet Sofya'da paket yedi. Galiba state'leri Great War yapımcıları tam yapamamışlar arkadaşlar. Bulgaristan bir yere kaçacakken veya diğer Balkan ayları bir yere kaçacakken ne bok yemeleri gerektiğini bilmiyorlar. Bir anda kaçıyorlar, paket Savaşı kaybediyorlar sonra da. Böyle böyle ah paket yedik, biz de paket yedik. Bizi de iyi kodlayamamışlar değil mi? Bizi de iyi kodlayamamışlar, biz de paket yedik abi. Neyse çok önemli değil. Bulgaria'nın yedi pakıttan kat kat daha ee, iyi paketler attık. Evet doktrinimizi defoluyorduk dostlarım. Bir yandan da fabrika atalım elbette. 80-80-60-40-40 Oyun gitti. 40-40-40-40-40-40-40-40-40-40 Çok güzel. Ee, altyapı da basabildik de çok önemli değil şimdi. Evet bir yandan da Plovdiv'i zorluyoruz dostlarım. Bir yandan da Sofya zorluyoruz. Sıkıntı. Evet Mahmut Şevket Paşa da maalesef suikastli uğradı. Ee, başımız sağ olsun dostlarım. Yani Mahmut Şevket Paşa'yı arkadaşlar şöyle anlatmak gerekirse Mahmut Şevket Paşa'yı Mahmut Esat Bozkurt'tan okumuştum ben. Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilali kitabından okumuştum. Mahmut Şevket Paşa için Mahmut Esat Bozkurt çok iyi bir yenilikçi. Aslında suikastlı uğramasa ordu için ve Osmanlı İmparatoru için gayet ön açık iyi birisi olabileceğini söylüyor. Farklı bir kitaptan daha okumuştum. İttihatçıların aslında Mahmut Şevket Paşa suikastine hani en azından Enver Paşa ve Terat Paşa üzerine düşünecek olursak yani hem işlerine geldiklerini söylüyorlar bir yandan çünkü önleri açılıyor onların da. Öyle yazmıştı bir yazar. Kim de hatırlamıyorum. Bir yazar da öyle yazmış dostlarım. Yani Mahmut Şevket Paşa suikastinin Enner Paşa ve Talat Paşa'nın önünü açtığına dair yazmış. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumları okumaya çalışacağım evimden geldiği kadar. Evet. Balkanlar Savaşı'nda kazanamadık lan. Bitmedi olan savaş. Ne savaşmış? Bitmiyor anasını satayım. Ne savaşmış arkadaş? Counter'la şuraları. Burada counter'la Var mı alırız şimdi ya. Şimdi alırız Varna'yı dostlarım. Yalnız Varna'yı alsak daha Yunanistan, Yunanistan var. Evet Undermine Democracy ve Tripaşa Government gidiyoruz dostlarım. Tripaşa Government. Tripaşa Government gidiyoruz. Ee, %99 hala. Hala 199 Sıkıntı birazcık. %99 olmasa hoş değil abi. Bulgar bize boşuna tüfek kaybettiriyor şu an. Mesela bak 10k tüfek kaybettirmişiz Combat'ta. Gerek var mı 10k tüfek kaybına? Ve evet abi 25k tüfek eksiği. Ee, şaşırttı mı? Şaşırtmadı dostlarım. Bıktım ama ben bu tüfek eksi durumundan. Ne zaman Balkan Savaşı'na gir çık yapsam bu 20-30 kat tüfek de çıkıyorum abi. Ne zaman ya? Her zaman. Ne zaman değil her zaman abi. Her zaman. Bir kafamı sokup çıkarsam 20k eksik var anasını satayım. Şimdi e, bu şey savaşta çok sıkıntı. Bu Yunan atacağım vs de çok sıkıntı şimdi ki. Bitmeyecek bir vs atacağım şimdi. E, Kemal Paşa'mın divisionları çok iyi durumda. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 division buraya verelim. Ondan sonra Ömer Fahrettin Paşa'mın divizyonlarının tamamını sileyim. Ha bir diğer zaten. 14 divizyonu silerim. Fahrettin Paşa'm takılsın. Ee, 8 divizyonu oraya gidiyor. Kemal Paşa'mın divizyonlarını şu şekilde alalım buralara dostlarım. Kemal Paşa'mın divizyonları birazcık beklesin. Geri kalanı bir e, buralara çıkarmatalım değil mi? Ulan donanmamızı da koymamışız anasını satayım. Donanmayı da koymamışız. Allah'tan çıkarmamı kararmayamadık heriflerden. Evet smoke and fire giderim. Bir atalım hadi bakalım. Bakalım karşısı ne diyor. Hadi biz... Bizi çıkarmatmayı yemediler de. Evet başımıza da. Aa Tripaşa Paşa daha birisi gelmedi başıma. Sayıtalin Paşa duruyor şu an. Okey. Hemen buradan arkadaşlar Invigorate Turkish Nationalism giderim. Ve burada bir balans açıldı arkadaşlar. Bu balanstan Enver Paşa'yı fullleyeceğim. Ama önce Extensive Conscription'a geçmem lazım Enver Paşa'dan ziyade. Extensive Conscription daha önemli. Kusura bakmayın arkadaşlar. En Enver Paşa'dan önemli. Şu an Extensive Conscription'ım var. Evet çok güzel. Şimdi buraya hemen e atayalım abi divisionlarımızı. Hemen hemen koşun 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 koşun. Koş koş koş. Verme vermek Verme iyi çok iyi. Buraya ee, durdur ve çok başarılı. Çok başarılı. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bir, bir çıkarma daha arkadaşlar buraya. Yavaş yavaş Yunanistan'a böyle düşeceğiz. Başka şansımız yok dostlarım. Yavaş yavaş Yunanistan böyle düşecek. Maymunla ya maymunla düşeceğiz Yunanistan'a. Başka türlü düşmüyor bu herif çünkü. Deli manyak adam yani. Evet. Türk iş nasyonizm de bitti arkadaşlarım. Hemen buradan bir ee, sadece Kemal Paşa'ya özgü olmayan ekonomi buff'ımızı alalım. 10 numara bir buff. Kafayı yersin. Hem konsum kursu düşürüyor hem de eşek gibi basma hızı veriyor. Çok iyi olay. Çok iyi olay ve çok iyi olay dostlarım. Evet Heraklion'a da çıkarma attık. Şimdi Heraklion'un ana kısmına da çıkarma atalım. Yani Girit'e de çıkarma atalım dostlarım hemen şuraya. İlerlesem mi şuraya? Adamın ilerlemesini beklesem. Hah ilerle diyelim çok güzel. Merhaba kanka. Aa asker varmış orada da. Herif bizi şeye getirdi. Herif bizi bilmem ne göt etti arkadaşlar. Herif bizi göt etti. Bilmem ne etti de demeyeceğim. Herif bizi göt etti. Ne güzel arkasına çıkarma atacaktım. Yemedi herif çıkarmayı. Geri çekilin abi. Yapacak bir şey yok. Geri çekilin abi. Sıkıntı. Biz bu Yunan savaşını nasıl bitireceğiz şimdi? Çok sıkıntı. Bir gemi mi gelebilir mi şuraya dostlarım? Hamidiye gel bakalım Hamidiye. Hamidiye gel bakalım Hamidiye. Hemen buraya ilerle bakalım Hamidiye. Aha. Burası boş gözüküyor. Bir dakika boş mu acaba? Atina boş. Okey. Atina boşsa... Değerlendirme fırsatı bende. Atina boşsa çıkarma atarım aga bende. Atina boşsa geliyorum dostlarım. Ee, ben Kemal geliyorum abi. 2 Atina boş. Evet, Atina atacağız o çıkarmayı. Atina atacağız o çıkarmayı dostlarım. Ve Atina'da merhabalar abi. Atina merhabalar. Atina merhabalar. Evet, adam kudurdu bir anda tüm vicdanını kaydırıyor görüyorsunuz dostlarım. Atina düşünce herif çıldırmaması elde değil tabi. Ee, evet oraya da ilerledik çok güzel çok başarılı ve Yunan'ı birazcık şey yapıyoruz zorluyoruz arkadaşlarım. Aha Division'ı kaydırmış oradan. Heraklion'u da atabiliriz dostlarım şimdi. Heraklion'u da çıkarmatabiliriz. Anca bu AI anca var ya böyle düşüyorsunuz dostlarım. Bu AI başka bir şeyden anlamıyor. Bu AI kaba güçten anlıyor bu şekilde. Kafasına vura vura yaracaksın bunun sınırını. Başka bir boktan anlamıyor bu adam. Evet Heraklion'u da çıkarmaya attık dostlarım. Çok güzel. Heraklion da bizde. Bunu da counter'la. Hatta counter'la ama bekleyelim böyle. Böyle bekleyelim dostlarım. Bir çıkarma daha atabilir miyim? Evet, Ekonomik nasyonizasyon da bitti. Miltarazayt Society gidiyoruz ve Enver Paşa'ya doğru yavaş yavaş güç dengeleri kayıyor dostlarım. Çok güzel yapmışlar ya. Enver Paşa güç dengesi falan kayması çok iyi olay. Mantıklı olmuş. Baya mantıklı olmuş. Öve öve bitiremedik biz bu update'i ama arkadaşlar gerçekten mantıklı olmuş. Biz mantıklıya mantıklı deriz arkadaşlar. salada salak deriz. Gerçekten güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş abi. Evet atalım dostlarım. Beni bırakırsa tabi Yunan. Yunan bırakla beni. Bırak alt tarafı çıkarma atacağız bırak beni. Şu 4 division'ı şuraya atabilir miyiz ya? Atalım dostlarım iyi olur. Evet bir division gidiyor oraya. Evet bir division'ı buraya çıkarmattık dostlarım Yunanistan'a. Oraya ilerlesem ne olur? İyi mi oldu? %84. Adam düşmüyor ki nasıl satayım? %84 adam düşmüyor nasıl satayım? Allah'ım yarabbim ya. Şurada uğraştığımız kadar hiçbir yere uğraşmıyoruz şu an var ya. Abi buraya niye kimse gitmiyor? Gitseniz şu çıkarmaya dostum. O çıkarmaya niye gitmiyorsunuz? Müsait olmadık anında acaba? Şöyle yapalım. Bunu silelim plana. Abi direkt Sadık'la gideyim. Sadık'la gidiyormuş direkt. Tamam benim eşek dostlarım. Benim eşek diyeyim. Benim eşek Okey güzel. O edene geçirdik. Yüzde kaç? Yüzde 89. Bitmiyor herif ya. Gerçekten bitmiyor herif. Evet. Eternal Revanchism giderim. Aa, bir resource mu? Koşa koşa alırım abi bir resource sotu Aa Kenan Paşam niye ayrıldı görevden? Neyse army Fence alalım. Kenan Paşam'ın akıbeti pek belli değil. Eee şey alalım. Yüzde kaç? 89. Çok hoş değil sanki. Şu limanı alalım. Buraya geri gelelim dostlarım. İyi güzel. Bir çıkamadan patlatsak. Buraya vuralım. Buraya vuralım. Evet Asir bana saldırdı. Asir kaşınıyorsun kanka. Asir gerçekten kaşınıyorsun dostum. Kemal Paşa'm 4 division lütfen. Asir sana division'ım yetmeyeceğini sanıyorsan yeter kanka benim division'ım. Bizim ordularımız her yere yeter kanka. Her yere yeter bizim. 190-89. Ve 92 ne abi 92 ne düş be gözünün yediğim düş be patrasa vurun çocuklar patrasa aldım mı bayılır herhalde bu gayrı bayılmazsa ben bayılacağım çünkü bir hamile alayım çıkaramazsın çıkarmazsın bakalım yapacak bir şey yok abi her fırsatı değerlendireceğiz her boku yiyeceğiz yani burayı almak için yeşilelim havayı da belki yeşil hava bafa mafa alırız abi işime gelir yani evet buraya da çıkarmattık burada ilerle abi düş be kardeşim %100 oh Allah'a şükür Oh Allah'a şükür be. Görüşürüz Asir. Görüşürüz Montenegro. Görüşürüz Bulgaristan. Görüşürüz Gris. Görüşürüz Sırbistan. Hadi Sırbistan sen burada yaşa kanka. Gris, Bulgaristan ne eviniz alayım çocuklar. Ben sizin bir be. teşekkür ederim. Oh arkadaşlar. Seriye 10 numara başlangıç yapmadık mı? Yalnız 16 kat tüfek eksiği. Bana merhaba diyor. Evet mükemmel başlangıç 16 kat tüfek eksiği. En sevdiğim abi. Almanlardan tüfek alsak ne olur? Borç artar gözüküyor. 7 kat tüfek alıyoruz ama. Artıyor mu borç? Arttı. Bir şey olmaz ki o borçtan. Ne olacak? Tüfek artsın yeter. Yemişim borcunu. Bu buraya atansın. 2 division buraya verelim. Geri kalan divisionları silemiyoruz elbette. Dur bir iyi e divisionları bir tek birimde toplayabilir miyiz dostlarım? 28 division iyi e division değil mi? Sonra geri kalan 2 division daha iyi. Sadece 30 divisionımız iyi e division. Bu divisionların hepsi çöp division arkadaşlar. Hamdi ayarlarını alalım. Kenara koyalım. Buradan e, bir şey ayıralım bir dakika. Bir 24'lük yapalım arkadaşlar şöyle. Heh. Bir 24'lük yapalım elbette. Bir 24'lük yapmadan olmaz dostlarım. Geri kalanı sil sonra. Hop bunları yok et. Evet 2 24'lük bize yeterli dostlarım. Ben çok fazla bana hep yorumlarda demişsiniz. Şu niye ordu basmıyor niye ordu basmıyor arkadaşlarım. Ben bu Great War Redux'ta çok ordu sevmiyorum. Çünkü e, çok etişiniyorsunuz. Çok ordu çok etişin demek. Çok ordu vanilla gibi değil abi. Hani Asya'da savaşıyormuş gibi düşünün kendinize arkadaşlarım. Çok orada olunca Asya'da ne kadar ateşin bilirsiniz. Ee, bu yüzden benim çok orduya değil e, düzgün ve hani az ve öz orduya ihtiyacım var anlamanız için söyleyeyim. Az ve öz orduya ihtiyacım var dostlarım. Evet more target, target practice diyoruz. Ne haber Bulgar? Ay Bulgar demişin Arnavutluk. Ben iyiyim abi. Cemal Paşa'm buyurun. Bu, e, Arnavutluk isyanı bastın efendim. Eternal Revenchism giderim arkadaşlarım ve artık Fokus'tan sonra da videomuzu bitirmemeye hiçbir sebep kalmıyor. Evet Arnavutlu'da yok et abi. Siz bizi hasta adam sanınız ama hasta adam iyileşti kardeş. Hasta adam reforma edildi kardeşim. Gel bakalım buraya. Hasta adamın şimdi topraklarını geri almaya, Turan'ı kurmaya ihtiyacı var dostlarım. Var mı? Gerçekten de var. Evet görüşürüz Arnavutluk. Bağımsız Arnavutluk mu? Ah, tanımıyorum. Pek de sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Evet herkes yerine dönecek olursa çok güzel. Evet Almanya'dan tüfek de almıştık. İyi, i̇yi. Demek ki borcu kapatmak o kadar da mantıklı değil abi. Bir zaman sonra çünkü kapın tıklanıyor. Diyorsun ne var? Tüfeğin yok diyorlar. Çok doğru. Demek ki çok da bokunu çıkarmayacaksın o işte. Hani borç komitesini kaldıralım, maldıralım. Çok da mantıklı değil demek ki dostlarım. Bu arada Enver Paşa'nın gücünü birazcık daha fullleyelim abi. Enver Paşa'ya güç lazım. Hiç Enver Paşa'ya hızlı hiç lazım arkadaşlar. Enver Paşa'ya hiç lazım. Ah gücün nasıl çıktı lan? Franz asesine Assassination başladı. Evet. Sırbistan'a bayacaklar abi şimdi. Sıkıntı değil arkadaşlar. Biz birazcık oturacağız zaten. Hemen. Bizim acelesi yok savaşa girişimizde. Kes basalım bir yandan dostlarım. Ay fabrika hiç atmıyormuşuz ki bizi ya. Bulgar Kor mu geldi? Bulgar Kor gelmedi. Atatürk yolunda Bulgar Kor gelmişti. Mustafa Kemal yolunda diyelim hadi daha çok. Bulgar Kor gelmişti. Umarım ileride bir şekilde daha Bulgar Kor gelir. İnanın gelmesi lazım. Evet. One language, one religion, one nation gideceğiz yakında. Ama şimdi acelesi yok. Eternal Revenge'izm bitsin. Eternal Revenge'izm iyiyiz. Türk Ocakları. Pan Türkist Propaganda. Enver'in Fever Dream'i. Evet Enver Paşa'yı başımıza getirebildiğimiz yer hemen elimizin ucunda efendim. Arkadaşlarım bölümü burada bitirelim artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümde başarılı bir Balkan Savaşı, başarılı bir e, duyun duyunu Umumiye başarılı bir Trabluskarp Savaşı idare ettik. duyun umumiye Umumiye'de birazcık borç olabilir. Onları da kapatırız. Sağdaki videoda önemli değil. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Seviliyorsunuz. Yorumlarda görüşmek üzere.